Ekonomi Üniversitesi. Bilimle anla, bilgiyle yönet. Mutfak sanatları, özgün lezzetleri yüksek estetikle buluşturmaktır. Kültürümüzün, coğrafyamızın ve doğal güzelliklerimizin bize sunduğu mutfak zenginliklerini dünyanın en seçkin restoranlarında, otellerinde ve yaşam alanlarında sunacak şefler yetiştiriyoruz. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümümüz size enfes gelecek. İzmir Ekonomi Üniversitesi. Bilimle anla, bilgiyle yönet. Merhaba üniversite adayları. Tekrar bir aradayız. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak hazırladığımız dekanlarla tercih masası devam ediyor. Şu anda çok renkli, çok hareketli bir bölümün müdürünü ağırlıyor olacağım. Evet, uygulamalı yönetim bilimleri müdürü, yüksekokul müdürü, doktor, öğretim üyesi Betül Öztürk bizimle. Betül Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Evrim. Şimdi bu hocam. İsmi kullandım ama adaylar buradan ne anlayacak bilmiyorum böyle uygulamalı yönetim bilimleri deyince. Aslında gastronomi ve mutfak sanatları desem herhalde çok daha ilgi artacaktır diye düşünüyorum. Direkt ben de öyle tahmin ediyorum. Direkt öyle hitap edeyim istersen. Yani güzel olur çünkü zaten yüksekokulumuzda bir tek gastronomi ve mutfak sanatları bölümü mevcut. Dolayısıyla biz de yüksekokul ismini çok fazla kullanmıyoruz. Gastronomi ve mutfak sanatları demeyi tercih ediyoruz. Hatta kısaca gastronomi diyoruz bazen de. Evet, çok ilgi gören bir bölüm. Özellikle son yıllarda gerçekten hani tabiri caizse bir patlama yaşadınız. Ama tabii bu dünden bugüne olan bir şey değil. Çok ciddi de arkada bir birikim ve yılların verdiği bir deneyim var. Bir o yolculuktan bahseder misin bize? Önemli bir önümüzdeki sene süreç, evet. Önemli bir mihenk taşı aslında değil tabii mi? Tabii bizim için önümüzdeki yıl çok önemli bir yıl. Zaten seninle beraber yıllardır burada konuşuyoruz ve sizler de aslında buna tanık oluyorsunuz. 2023 yılı içerisinde bölümümüzün kuruluşunun, açılışının 15. yılını kutluyor olacağız. Bu neden bu kadar çok kıymetli bizim için? Türkiye genelinde baktığınızda vakıf üniversiteleri içerisinde açılan ikinci gastronomi bölümüyüz. Ve yine devlet ve vakıf üniversiteleri içerisinde de üçüncü açılan bir bölümüz. Aslında öncü bir bölüm. Evet, öncü bir bölüm oluyoruz. Öyle olunca tabii geçmişten günümüze gelen artık tecrübeyle beraber ileriye dönük çok daha farklı planlamalar yapabiliyoruz. Çünkü sistemimiz oturdu, eğitim öğretim programımız oturdu. Aslında çok oturdu da diyemem. Dünyada değişiyor, hepimiz buna şahit oluyoruz. Ama düzenli bir şekilde kendimizi yenileyerek devam ediyoruz. 15 yıl, çok uzun bir süre. Mezunlarımız var dünyanın her yerinde. Önümüzdeki yıl mezunlarımızı da işin içine katarak bunu kutlama planlarımız var. Çok çok güzel, müjdeli bir haber aslında bu. Evet. Çünkü bence önümüzdeki yıl bizi çok güzel günler bekliyor olacağız. Herhalde biz de burada üniversitenin üyesi olarak nasibimizi alırız bu güzel kutlamalardan. Tabii komşuda pişer bize de düşer diye bir laf vardır ya, o yüzden bütün hani fakültelerimiz ve diğer yüksekokullarımızla hep beraber bunu kutlayacağız. Çünkü hani biz İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde zaten kocaman bir aile gibi olduğumuz için iyisiyle kötüsüyle hep beraber bunları kutlayıp dile getiriyoruz. Paylaşıyoruz, çok güzel. Öncü olduğundan bahsetmiştin, ilklerden. Aslında bu mesleğin yani gastronomi, işte şeflik, bu mesleklerin aslında bilimsel eğitim çerçevesini çizenler arasındasınız. Bu işin eğitimi, bu işin bilimi, bu işin teorik altyapısı ve beraberinde tabii ki uygulamasıyla çok ciddi bir müfredat ortaya çıktı. Bunu da biraz önce söylediğin gibi şekillendirirken çok emek verdiniz. Biraz o detayları anlatır mısın? Tabii şimdi nasıl bir eğitim var? Gastronomi zaten alan olarak bizim multidisipliner olarak tanımladığımız bir alan. Hani geçmişte baktığınızda daha yemek tarifleri üzerinden bunun uygulamasına yönelik yürürken
artık insanların beslenme alışkanlıklarının değişmesi, tercihlerini yemek yemekten öteye bir deneyim, bir maceraya dönüştürme isteği sektörde büyük değişime yol açıyor. Şimdi bizler de bir üniversite eğitim kurumu olarak hepimiz sektörü yakından takip ediyoruz ve sektörle sürekli iletişim halindeyiz. Onlarla birlikte görüşerek de eğitim öğretim programımıza yenilikler katıyoruz. Zaten ilk büyük bir değişimi geçen yıl gerçekleştirdik. Bir danışma kurulumuz var, sektör paydaşlarımızın yer aldığı. İzmir Ticaret Odası'nın, çeşitli STK'ların, kamu kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu. Biz bu şekilde onlarla konuşarak eğitim öğretim programımıza yön veriyoruz. Şimdi bu tabii çok büyük bir adım bizim için. Ama diğer taraftan bölümümüzde okuyan öğrencimizin görüşleri de çok önemli. Biz onların görüşlerine de değer veriyoruz. Her meslekte olduğu gibi mutfak da bir ekip işi. Çok bireysel kararlar alınıyor gibi gözükse de alınan kararları, hani işin mutfağı denir ya günlük hayatımızda, bir ekip yürütüyor. Öğrencilerin de bütün geri bildirimlerini dikkate alarak bir değişim yaptık. ve geçen yıldan itibaren artık bu yeni eğitim öğretim programıyla başladık. Peki eskisine göre ne tip değişiklikler var? Neler daha ön plana çıkıyor? Bunlardan bir tanesi, geçmiş yıllarda özellikle pastacılık, ekmekçilik, hamur işleri gibi alana çok fazla talep yoktu. Fakat yakın geçmişte yaşadığımız evde daha fazla vakit geçirmeyle beraber tatlı ve hamur işlerine olan ilgi de çok fazla arttı. Ama bu tabii sağlıksız yönüyle değil, sağlıklı yönüyle. Yani bunun sağlıklı olarak nasıl geliştirebileceği, insanların sağlığını etkilemeden nasıl bir tüketim pazarı yaratabileceği şeklinde gelişmeler oldu. Biz mesela bunları zorunlu ders olarak ekledik. Artık gastronomi ve mutfak sanatları bölümü mezunu şef olarak adlandırdığımız bir şef adayının kesinlikle pastacılık, hamur işleri, sıcak mutfak, soğuk mutfak, yani siz bir restorana, yeme içme işletmesine gittiğinizde her bir biriminde yürüyecek olan unsurları, bütün o prosesleri bilmesi gerektiğini düşündük. Diğer taraftan biz mesleği para kazanmak için öğreniyoruz. Daha çok nasıl para kazanabiliriz ya da bir yerde çalışırsak çalıştığımız kuruma daha çok nasıl bir kar ettirebiliriz? Bunların da ayrıntılarına girebilmek için daha işletmeye yönelik restoran yönetimi, maliyet analizi gibi derslerimizi de zorunlu hale getirdik. En önemli noktalardan bir tanesi, biz İzmir Ege bölgesinde konumlandırılmış bir vakıf üniversitesiyiz. Bize İzmir dışından da öğrencilerimiz geliyor. Dedik ki İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin diğer gastronomi bölümlerinden ayıran bir özelliği olsun. Bizim üniversitemizde okuyan, bu bölgede yaşayan, geçici de olsa belki sürekli haline dönecek, yaşayan öğrencimiz İzmir mutfağını, Ege mutfağını, Ege'nin ürünlerini öğrenmeden mezun olmasın. Bunu da zorunlu ders haline getirdik. Böylece mezunlarımız artık sadece İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni temsil etmekle ya da Türk mutfağını temsil etmekle kalmayacak. Ege mutfağını da doğru donatılmış bilgiler ve uygulamalarla da sektörde tanıtmış olacak. Aslında bütün bu anlattıkların ne kadar daha donanımlı mezun verdiğini ama bir o kadar da belki kültürel elçi mezun ettiğimizi gösteriyor. Çünkü gerçekten kültürel bir mirası taşıyor olacaklar. Özellikle bu son söylediğin işte İzmir mutfağı, Ege mutfağı özelliklerini biliyor, aktarabiliyor, mutfağına taşıyabiliyor olma özelliğinden dolayı. Tabii bu bir çeşit aslında gastro diplomasi. Yani bugün ülkelere baktığınızda devletler gastro diplomasiyi ulusal mutfak üzerine kuruyor. Biz İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde bunu küçük ölçekte İzmir mutfağı üzerine kurmuş olduk. Ve bu kurulumla, gastro diplomasiyle beraber, ki biliyorsun Kampüs İzmir bizim böyle bir mottomuz var. Şimdi Kampüs İzmir'i de yansıtacaksak bunu sadece okurken değil, mezun olduktan sonra da sürdürülebilirliğini, sürekliliğini sağlamak için küçük ölçekte bir gastro diplomasi yaratıyoruz. Çok güzel. Ve gerçekten eminim güzel ki İzmir mutfağını da çok layığıyla tanıtacaklardır. Şimdi bu ciddi bir değişimden söz ettin aslında.
bayağı da bir emek verilmiş, üzerinde çalışılmış danışma kurulundan, tüm paydaşların görüşlerinden bahsettin. Ama karşılığını da buldu diye düşünüyorum. Çünkü çok başarılı bir akreditasyon sürecinden geçtiniz şu anda. Evet. Akredite olmuş bir bölüm. Kıymetli bir etiket diye düşünüyorum. Bunu söylemeden geçmeyelim. Evet, çok. Çünkü ulusal akreditasyonda 5 yıl boyunca tam akreditasyon olan ilk ve tek gastronomi ve mutfak sanatları bölümü olduk. Ve bu yüzden gerçekten ekip olarak çok mutluyuz. Ben izin verirseniz hani akreditasyon, biz sürekli günlük hayatımızda kullandığımız için ne ifade ettiğini biliyoruz ama aday öğrencilerimiz de bunu mesela bilmeyen ya da anlamayanlar da olabiliyor. Evet, özellikle söylemekte fayda var çünkü hep her gelen konukla da aynı şeyi konuşuyoruz dekanlarımızla. Şu an ciddi bir karar aşamasında ve karşılaştırma aşamasındalar. Dolayısıyla bazı şeyleri kafalarında netleştirmek zaten bu programın özelliği. Dilediğin gibi açabilirsin bu konuyu. Teşekkür ederim. Ya akreditasyon zaten yine YÖK'ün görevlendirmiş olduğu organlar tarafından aslında sizin vermiş olduğunuz eğitim kalitesini ölçen demek istemiyorum, değerlendiren, gözlemleyen bir dış göz olarak, çünkü işin bağımsız içindeyken evet. Hani bunu çok farkına varamıyoruz biz. Değerlendiren bir araç ve bundan tam akreditasyon aldığınızda ulusal anlamda eğitim kalitenizi aslında ne kadar iyi olduğunu tasdik etmiş oluyorsunuz. Şeffaf, açık, ölçülebilir, denetlenebilir bir eğitim sistemi kurduğunuz için hem öğrencilerinize, hem mezunlarınıza, hem sektör paydaşlarınıza geri dönüş verebiliyorsunuz. Ve bu sistemlerin kurulumunda bunun doğruluğu, güvenilirliği konusunda akreditasyon kurumları size aslında destek vermiş oluyor. Bu çok uzun süren bir çalışmaydı. Bir yıl çok yoğun bir çalışmayla düzenlendi. Ve biz de değerlendirmelerden geçtik ve bunları aldık. Tabii bu bitmiş demek değil. Dönem dönem yine bir ara değerlendirmeler olacak. Bunun sürekliliğini sağlayıp sağlamadığımızı da bu çok önemli bir konu. Kurmuş olduğun düzenin mevcut iyiliği değil söz konusu olan sadece. Sürekli iyileştirmenin de aslında bir kanıtı. Çünkü akreditasyonda aranan en önemli özelliklerden biri mevcut düzenin daha iyileştirilmesi, daha da iyiye taşınması garanti altına alınmalı gibi bir kesinlikle beklenti var. Zaten hani eminim şu ana kadar da konuşmuşsunuzdur. Biz üniversite genelinde eğitim öğretim programlarımızı hani düzenlerken bölümlerin birbirleriyle entegre olması, yani öğrencilerin birbirleriyle entegre olmasına çok önem veriyoruz. Yani mesela bir gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencisi, iletişim fakültesindeki bir öğrenciyle ortak bir seçmeli ders alarak çok daha farklı projeler yaratabiliyorlar. Şimdi bu akreditasyon sürecinde dolayısıyla yabancı diller yüksek okulundan tutun, diğer bizim sizlerle iç paydaşımız olduğumuz için diğer fakültelerin açmış olduğu derslere kadar biz bir mezun profilimizin hangi donanımla ne derecede mezun olacağını ölçen ve bunun bilgisini aktarabilen bir sistem kurduk. Şimdi böyle olunca da mezunlarımızın başarısının ya da başarısızlığının hangi sebeplere dayalı olduğunu da görebildiğimiz için, ki biliyorsun sürekli iyileştirmeler 4 ya da 5 yıllık bir süreçler içerisinde yenileniyor. Belki çok bambaşka bir eğitim öğretim programıyla bundan bir 4 yıl sonra seninle başka bir program konuşuyor olacağız. Ki onun için de şu an yavaş yavaş planlarımız mevcut. Özellikle evet, yeni kampüsümüzle ilgili evet, olarak. Evet, evet. Aslında bu sürekli iyileştirme sürdürülebilirliğe biraz çıkıyor. Sadece eğitimde değil, her anlamda işte dünyanın da gündeminde olan konulardan bir tanesi sürdürülebilirlik. Bunun gastronomi yansıması nedir ve biz üniversite olarak, İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak, gastronomi ve mutfak sanatları olarak bu sürdürülebilirliğe nasıl adapte oluyoruz? Şimdi bu aslında gastronomiyle çok direkt olarak ilişkili. Çünkü sosyal medyada olsun, basında olsun sürekli dünyanın gezegen olarak ömrünün kısaldığını, kıtlık ve kuraklık beklendiğini biliyoruz. Evet, su ve gıda ürünü, zirai ürünler gastronominin vazgeçilmez birer öğesi. Yani onlar olmadan gastronomi olamaz.
O yüzden biz eğitim öğretimimizde yer alan bütün derslerimize sürdürülebilir gastronomi için sıfır atıktan tutun, karada, denizde, suda yaşamla birlikte olan zirai ürünler, hayvan gıdaları şeklindeki üretimlerin tüketiminde ve kullanımında ne kadar önem arz ettiğini ve ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini derslerimizin içine bunları ekliyoruz. Hatta bu yıl ilk defa şöyle bir şey yaptık. Birinci sınıf öğrencilerimiz, eğer onlar da şu an izliyorlarsa, biber fidanı verdik hepsine birer tane. Evlerinde, balkonda, saksıda bir biber fidanı yetiştiriyorlar. Onun bakımı, sulanması, meyvesinin toplanmasını. Bu aslında birazcık farkındalık yaratmak ve sürdürülebilirlikle ilişkisini de göstermek içindi. Çünkü bizim mutfakta kullandığımız ürünlerde bir fidanla değil, en az 100-150 fidanla küçük ölçekli bir tarımcı bile bununla uğraşıyor. Ne kadar özen gösterildiğini, ne kadar zor yetiştirildiğini. Emeği gösteriyor değil mi? Aynen öyle. Böylece biz bunu eğitimimizin içine entegre ettiğimiz için o ne kadar zor yetiştirilen ürünü mutfakta kullanırken daha az atıkla her şeyini değerlendirerek kullanmaya da yöneltmiş oluyoruz. Çok güzel bir uygulamaymış gerçekten. Çok anlamlı. Şimdi isminden de aslında anlaşılıyor. Uygulamalı yönetim bilimleri bu bölüm ya da gastronomi ve mutfak sanatları uygulamanın çok odakta olduğu bir bölüm. Bu anlamda ben biliyorum üniversitemiz çok önde, hakikaten çok örnek işlere imza atıyor. Onun için altını çizmeden geçmek istemiyorum. Sen biraz örnekleri açar mısın? Tabii. Ya şimdi her şeyden önce uygulamada bizim en çok önem verdiğimiz, biz pek müşteri demeyi sevmeyiz, misafir demeyi tercih ediyoruz. Misafirlerimizi ağırladığımız bir restoranımız var. Öğrencilerimiz daha mezun olmadan bir restoran ortamını mimikleyecek şekilde uygulama yapıyorlar. Ve bunu akademik ve idari personele öğle yemeği şeklinde sunumunu gerçekleştiriyorlar. Çok ilgiyle takip ettiğimiz ve peşinden koştuğumuz bir uygulama. Evet. Bu gerçekten öğrencimizin sektöre atıldığında ona çok büyük destek olan bir ders zinciri diyeyim. Çünkü bu 2 yıl boyunca devam ediyor. Onun dışında gastronomi bir iletişim aracı aynı zamanda. Festivaller özellikle gastronomi üzerine çok kurulu oluyor. Ve yıllar önce İzmir Ticaret Odası, Urla Belediyesi ile ve hani hep beraber başlattığımız bir uluslararası Urla Enginar Festivali mevcut. Hala ona destek veriyoruz. Çünkü orada öğrencilerimiz standlar açıyorlar, yaratıcılıklarını gösteriyorlar. Yine farklı bir pazar payını tanıyorlar. Gelen misafir şeflere asistanlık yapıyorlar, ulusal ya da uluslararası şeklinde. İletişim ağları da genişliyor. Diğer taraftan sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Bir umut bir kurabiye projemiz var. Bu aslında kurabiye yaparak satışını gerçekleştirdiğimiz ve gelirini genelde ya bir çocuk hastanesine ya da çocuklarla ilgili bir vakfa bağışladığımız bir sosyal sorumluluk projesi. Ki sürdürülebilirlikte sosyal sorumluluk da çok önemli. Şimdi biz bunlara tabii etik ve ahlaki açıdan öğrencileri donattığımız kadar ürün kalitesi açısından da donatabiliyoruz. Çünkü 500 tane kurabiye yapıyorlar ve 500'ünün de aynı olması gerekiyor. Hani sizin misafiriniz böyle bakar, büyük mü küçük mü, benimkisi mi daha büyük diye sonucunda belli bir değer biçiliyor onlara. Ve bunun ne kadar önem arz ettiğini, çünkü gastronomide şöyle bir öğe var. Önce göze. Önce gözümüzle yiyoruz her şeyi, 5 duyumuzda bütün baktığımız her şeyde hep gözümüzle değerlendirme yaptığımız için o görsellikteki eşit kaliteyi yakalayabilmeleri için de bu tip projeleri gerçekleştiriyoruz. Tabii bir de stajla ilgili yaptığımız yeni düzenlemeler var. Uluslararası anlamda daha farklı, küreselleşen bir dünyaya açılıyoruz. Kıtalara açıldık diyeyim ve sürekli bir sözleşme, bir protokolle yaparak öğrencilerimizin daha öğrenciyken yurt dışı deneyimi kazanmasını da sağlıyoruz. Böylece mezun olduğunda aslında müşteri ilişkilerini bilen, üretimde kaliteyi bilen, maliyeti bilen, farklı kültürleri tanıyan, nasıl iletişim kuracağını öğrenmiş bir şef adayı yetiştiriyoruz biz. Ki mezunlarımızın da neredeyse %70'iyle hala görüşüyoruz.
onlardan aldığımız geri dönüşlerle ne kadar başarılı olduklarını gözlemleyip onların da doğrultusunda biz de yeniliklere yol açıyoruz. Var mı hiç yurt dışına açılan çok örnek? Çok. Yani Amerika'da, Chicago'da Michelin yıldızlı restoranda çalışan mezunumuz var. Kanada'da çalışan mezunumuz var. Hong Kong'da var, Dubai'de var, Çin'de var. Artık takip etmesi o kadar zor ki, ama şunu da söyleyeyim. Bu yıl mezun edecek olduğumuz öğrencilerin de sanırım %40'ı şu an daha çoğunluğundan cevap gelmedi ama olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz. Sanırım Amerika'ya gönderiyoruz %40'ını. Yani güzel bir gelişme diyeceğim ama bir yandan da biraz da beyin göçü, işte iş gücü göçü diye de düşünüyorum. Ama ülkemizi temsil ediyor olmaları, biraz önce bahsettiğiniz o kültürel köprüyü oluşturuyor olmaları açısından da çok anlamlı olsa gerek. Ben inanıyorum ki bizim mezunlarımız uluslararası mecralarda deneyim kazandıktan sonra yine buraya dönüp orada edindikleri tecrübeyle Türk mutfağını birleştirip çok daha farklı belki servis şekillerine imza atacaklar. Çünkü hepsiyle görüştüğümüzde hepsi bir gün dönmeyi düşünüyor. Ki bugün şu an günümüzde var olan restoranlara da baktığımızda hemen hemen her şefin bir yurt dışı deneyimi vardır. Çünkü benim çok sevdiğim bir söz vardır. Bir ülkeni kullanılan pişirme teknikleri, uygulanan yöntemler mutfakta aslında o ülkenin bir iletişim aracıdır. Sadece konuşmakla bunu iletişim kurmuyorsunuz. Oradaki teknikleri öğrenip bir uzak doğu mutfağındaki bir tekniği, Türk mutfağındaki ürünleri uygulayan çok örnekler var. Bizim mezunlarımız da sanırsam herhalde bir 10 yıl sonra buraya döndüklerinde aynı uygulamaları yapacaklardır diye düşünüyorum. Bütün bu söylediklerin aslında beni biraz şunu da çağrıştırdı. Özellikle biraz önce görünümden bahsettin. Çin estetik tarafı da var. Yani lezzet kadar görsel, bütünlük, görsel estetik de çok önemli. O da bana yaratıcılığı hemen çağrıştırıyor. Yaratıcılık gerekiyor mu? Ya aslında bu çok tartışmalı bir konu. Hani yaratıcılık doğuştan mı gelir, eğitilebilir mi diye. Biz onun bir eğitilebilir, öğrenilebilir, hatta bir kas gibi ona inanıyoruz. Evet, hani, hatta Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endoloji'yi de ağırladığımızda aynı şeyi söylemiştik. Yaratıcılık geliştirilebilen bir şey. Aslında çok güzel bir noktaya değindin. Çünkü bizim biliyorsun tasarım çalışmalarında yüksek lisans ve doktora programı mevcut. Bizim mezunlarımız tasarım çalışmalarında yüksek lisans ve doktorayı tercih edebiliyorlar. Çünkü bu tasarım düşünme modellemelerini öğrenip bunu mutfağa uyarlıyorlar. Sunuş şekli haline geçirebiliyorlar herhalde. Ya gerçekten hani bir sanat eseri yaratır gibi yaratıyorlar ama ben hep söylüyorum hani bir sanat eserini yüzyıllarca izleyebiliyorsunuz ama mutfakta öyle bir şey yok, tüketiyorsunuz. Bir saatlik ömrü var fakat o yaratıcılık zaten şefleri farklı kılıyor. Şimdi baktığınızda bu kadar büyük bir aile içerisinde uzmanlık alanı çeşitliliği de olunca tabii ki lisans dönemi sonrasında da mezunlarınıza daha uzmanlık alanında katacak, yaratıcılıklarını geliştirecek Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden de destek alıyoruz. Bunun da zaten örneklerini görüyoruz. En iyi örneklerini gördüğümüz nokta mezunlarımız 3 ila 4 yıl arasında sektörde çalıştıktan sonra kendi markalarını yaratıyorlar. Ve İzmir'in değişik semtlerinde, yazlık ilçelerinde şu an öğrencilerimizin yeme içme işletmeleri var. Her gün bir telefon alıyoruz, işte bekleriz mutlaka, gelin şöyle yaptık diye. Şimdi burada Güzel Sanatlar Fakültesinden destek alıyorsunuz, girişimcilik üzerine destek alıyorsunuz, yabancı dil konusunda destek alıyorsunuz, sizden iletişim konusunda destek alıyoruz. Mühendislikten destek aldığımız noktalar var. O kadar donanımlı bir mezun veriyoruz ki kendi ayakları üzerinde durup bir marka haline gelebiliyorlar. Ama tabii şunu dipnot olarak geçeyim. Hani biz mezun ettik, bitti değil. Mezunlarımızla hala ortak işbirliği içerisindeyiz. Hala birbirimize destek veriyoruz. Beraber gelişip beraber büyüyoruz. Çok güzel bir atla motto oldu bu da. Girişimciliği de destekliyor olmamız zaten üniversitemizin misyonu içerisinde. Yavaş yavaş sona geliyoruz ama bir sorum daha var.
o kadar uygulamadan konuştuk. Eğitim aşamasında da uygulama çok önemli. Yani sadece bir yerlerde staj yapıyor olmaları, işte mutfakta burada sunduğumuz mekansal imkanlarla sınırlı değil. Aslında şeflerimiz, yani akademik kadro bir nevi şefler kadrosu. Biraz onu da... Ya şöyle, şimdi bir aday öğrenci kısmında söyleyeyim. Ben şöyle bir soruyla çok karşılaşıyorum. Ben hiç hayatımda yumurta kırmadım. Gastronomi bölümünde okuyabilir miyim? Ben hep tıptan örnek veriyorum. İyi bir cerrah da elinde neşterle büyümüyor. Her şey eğitilebilir. Önemli olan o mesleği ne kadar sevdiğinizle alakalı. Bizim şeflerimiz de tabii bir yaş olarak baktığınızda ne olur üstlerine alınmasınlar burada ama bizim dönemimizde gastronomi ve mutfak sanatları bölümü yoktu. Çok yeni bir alan üniversite eğitiminde. Biz bile 15. yılı yeni kutlayacağız. Bizim akademik kadromuzda yer alan şeflerin en büyük özelliği aslında başka alanlarda lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra yurt dışında gastronomi eğitimi almış olmaları. O yüzden hepsinin yurt dışı deneyimi var. Hemen hemen çoğunun işletmeleri var. Yani hem sektörün içindeler hem eğitim dünyasının içindeler. Bu öğrenciye çok farklı bir eğitim olanağı sunuyor. Ama o mutfak çok böyle televizyonda, filmlerde gördüğümüz gibi değil. Çok disiplinli bir yer. Çünkü toplum sağlığı, beslenmesi, onun sorumlu olan prosesindeki ayaklardan biri de mutfak. Yani bunun uzmanları her şeyi anlatıyor ama uygulayıcısı mutfak ekibi oluyor ve onlar sunumu gerçekleştiriyorlar. O yüzden uygulamalı derslerimiz bir disiplin çerçevesinde daha onların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ama bir noktada sınırlandırıldıkları optimal noktaları ve doğruları öğrenebilecek şekilde dönüştürüldü. Şeflerimizin zaten tecrübesi yemeklerden yansıyor. Hepsi çok lezzetli menüler oluşturuyor. Sahillerinde artık neredeyse ben hiç dışarıda yemek yiyemez hale geldim. Onları bekliyorum böyle dört gözle. Öğrencilerimiz de çok disiplinli bir şekilde şeflerimizi takip edip onların dediklerini harfiyen uyguluyorlar. Ama küçük bir dipnot geçeceğim. Çünkü teorik dersler de uygulamalar kadar önemli. Bilgi olmadan uygulamayı yapamazsınız. O yüzden akademik kadromuzda bulunan ve teorik ders veren akademik personelimiz de onlarla eşit derecede çalışarak öğrencimizi tam donanımlı hale getiriyorlar. Çok güzel bilgiler aktardın Betül Hocam. Gerçekten zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz seninle. Ben de anlamadım. Ama maalesef sınırlı bir zaman var. Ama daha fazlasını merak eden adaylara da şiddetle buraya gelmelerini, buraları ziyaret etmelerini eğer imkanları varsa, mümkünse sizlerle birebir görüşmelerini tavsiye ediyoruz. Bu mekanları görmelerini, deneyimlemelerini tavsiye ediyoruz. Hiç olmazsa bir telefon kadar yakın olduğumuzu ya da internet sitesinde bol bol bilgi bulabileceklerini hatırlatıyoruz. Kapatmadan önce bir tavsiyen var mı adaylara? Ya ben her yıl olduğu gibi hepsine bol şans diliyorum. Çünkü sınav bitti, gerçekleştirdiler, bilgi kısmını hallettiler. Zorlu bir yarış, özellikle bu sene daha da zorlu bir yarış. Hepsine o yüzden bol şans diliyorum. Ama şunu da lütfen göz ardı etmesinler. Mutlaka bizlerle ve İzmir Ekonomi Üniversitesi ile iletişime geçsinler. Başaramayacaklarını düşündükleri durumda bile alternatifler yaratılarak başarıya ulaşabilecekleri, istedikleri hedefe ulaşabilecekleri yollar önerilebilir. O yüzden mutlaka buraya gelsinler ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek bütün önerileri dinlesinler. Hayat belki de çok daha farklı şanslar karşılarına getirir. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok bilgiler için. Değerli adaylar, biz şu anda bir öğle arası veriyor olacağız ama saat 1'de tekrar burada hazırız. Tıp Fakültesi'ni ardından da Fen Edebiyat Fakültesi'ni ağırlıyor olacağım. Sorularınızı bekliyoruz. Mutfak sanatları, özgün lezzetleri yüksek estetikle buluşturmaktır. Kültürümüzün, coğrafyamızın ve doğal güzelliklerimizin bize sunduğu mutfak zenginliklerini dünyanın en seçkin restoranlarında, otellerinde ve yaşam alanlarında sunacak şefler yetiştiriyoruz. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümümüz,
size enfes gelecek. İzmir Ekonomi Üniversitesi. Bilimle anla, bilgiyle yönet.